Merhaba arkadaşlar. Borsaların yapısı ve işleyişi dersine borsaların uluslararasılaşması konusuyla devam edeceğiz. Bu programda finansın uluslararasılaşmasını, gelişmiş, gelişmekte ve sınırdaki piyasaları, borsaların uluslararasılaşmasını ve entegrasyonunu ele alacağız. Finansal küreselleşme dalgası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştır. Ancak birçok ülkede dışa açık liberal politikalar ve piyasa ekonomisi anlayışının benimsenmesi Soğuk Savaş yıllarının sona erdiği 1990'lı yılların başlarında olmuştur. Liberalleşme ve dışa açık ekonomi anlayışına teknoloji, ulaşım, bilgi ve iletişim alanlarındaki gelişmeler de eklenince geniş çaplı küreselleşmenin altyapısı oluşmaya başlamıştır. Bu dönemde gelişmiş ülkeler ve uluslararası kuruluşların teşvikiyle de uluslararası sermaye hareketlerinin önündeki engellerin azaldığını söyleyebiliriz. Tüm bu gelişmeler sonucunda uluslararası sermaye akımlarında çok önemli artışlar olmuştur. Uluslararası sermaye akımları gelişmiş ülkelerin birbirleriyle ve gelişmekte olan ülkelerle, gelişmekte olan ülkelerin de birbirleriyle yapmış oldukları fon transferleriyle gerçekleşir. Böylece ulusal fonların yabancılara veya yabancı fonların yerli kullanıcılara aktarıldığı uluslararası finansal işlemler yaygınlık kazanmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler finansal piyasalarını yeniden düzenlemiş, uluslararası yatırımları kendi ülkelerine çekmeye çalışmışlardır. Küreselleşme ile birlikte artan rekabet sonucunda ülkeler hem kendi işletmelerini ve uluslararası işletmeleri yatırıma teşvik ederler. Benzer şekilde borsalarda rekabetçi menkul kıymet pazarı oluşturarak büyük firmaları çekmeye çalışırlar. Uluslararası portföy yatırımlarının yatırımcılara düşük risk ve yüksek gelir fırsatları sunduğunu söyleyebiliriz. Burada amaç sistematik risk seviyesini düşürmektir. Sermaye piyasalarının uluslararasılaşması ise yerel yatırımcıların herhangi bir engelle karşılaşmaksızın yabancı menkul kıymetlere yatırım yapabilmesi şeklindedir. Aynı şekilde yabancı yatırımcılar da yerel menkul kıymetlere yatırım yapabilirler. Finans merkezi olma yolunda hedefler koyan Borsa İstanbul'a da önemli roller düşmektedir. Yaşadığımız süreçte borsalarda değişimden payını almışlardır. Menkul kıymetler borsalarının ortaklık ve sahiplik yapıları değişmiştir. Kar amacı güden, payları borsada işlem gören, elde ettiği karları ortaklarına dağıtan özel şirkete dönüşmüştür. Modern menkul kıymetler borsalarının ortaya çıkışı 1993 yılında Stockholm Menkul Kıymetler Borsası'nın kuruluşuna götürülebilir. Benzer şekilde Türkiye'de Şubat 2005'te faaliyete geçen Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi, kar amacı güden bir şirket olarak yapılanmıştır. Ayrıca 2012 yılında yeni sermaye piyasası kanunuyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın yapısı ve faaliyetleri değiştirilmiştir. İsmi ise Borsa İstanbul olarak güncellenmiştir. Borsaların sahiplik yapısı değişmiş, halkla açılımlar görülmüş ve bazı uluslararası işbirlikleri ve satın almalar söz konusu olmuştur. Ayrıca borsa yatırım fonları gibi yeni finansal ürünlerin piyasaya sürülmesiyle pay piyasasında rekabetin de arttığını söyleyebiliriz. Ekonomistlerin görüşlerine baktığımızda 1990'lı yılların başında gelişen ülkelerin ekonomilerinin ve yerel sermaye piyasalarının çok hızlı gelişeceği yönündeydi. Ancak geçen zaman içinde bunun beklendiği gibi olmadığını söyleyebiliriz. Birçok gelişmekte olan ülke borsalarında kote olan şirket sayısı azalmış ve likiti de düşmüştür. Ayrıca 2000'li yılların ortalarına kadar tahvil piyasalarında ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma senetleri işlem görmüş ve özel sektör işletmelerinin fon sağlamaları zor olmuştur. Genel bir değerlendirme yaparsak eğer en iyi gelişmeyi Doğu Asya ülkelerinin sermaye piyasalarının yaptığını görebiliriz. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere paralel olarak yatırım yapılabilir uluslararası pay piyasaları sınıflandırılmaya başlanmıştır uluslararası kurumsal yatırımcılarla yatırım kuruluşları tarafından uluslararası pay piyasaları 3 ana gruba ayrılır. Gelişmiş piyasalar, gelişmekte olan piyasalar, sınırdaki piyasalar. Piyasaların sınıflandırılmasında genellikle ekonomik büyüklük, zenginlik, oş yasaların kalitesi, derinliği gibi ölçütler kullanılır uluslararası kuruluşlar hangi ülkenin pay piyasasının gelişmiş veya gelişmekte olduğuna karar vermek için değerlendirmelerini zaman zaman revize ederler. Sınıflandırmalar arasında geçişler de mümkün olabilir. Gelişmiş pay piyasalarını şöyle tanımlayabiliriz. Kişi başına düşen milli gelirle yatırım yapılabilir pay senetlerinin toplam piyasa değerinin gayri safi milli hasılaya oranının yüksek olduğu, yabancı yatırımcılar için kısıtlamaların bulunmadığı, sermaye transferine sınırlamalar getirmeyen ve serbest piyasa kurallarıyla bağdaşmayan müdahalelerin olmadığı piyasalardır. Bu piyasalar yüksek gelire sahip ve Dünya Bankası tarafından kişi başına düşen milli gelirleri hesaplanarak belirlenen ee, en çok gelişmiş ve göreli olarak riski düşük olan piyasalardır. Gelişmiş pay piyasalarında genelde risk düşük, buna bağlı olarak da getiriler düşüktür. Gelişmekte olan piyasalara ise şu tanımı yapabiliriz: Değişim sürecinde olan, piyasa değeri ile işlem hacmi artan, olgunlaşma düzeyi yükselen piyasalardır. Yabancı yatırımcılar için kısıtlamaların bulunduğu, sermaye transferine sınırlamalar getirilen ve serbest piyasa kurallarıyla bağdaşmayan müdahalelerin bulunduğu piyasalar olarak görebiliriz. Gelişmekte olan piyasalarda genellikle risk yüksek, buna bağlı olarak da getiriler yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerin pay senedi performanslarını izlemek için kuruluşlarca birçok endeks de oluşturulmuştur. Sınırdaki piyasalarsa küçük ve likiditesi düşük piyasalardır. Bunlar gelişmekte olan piyasalardan daha az gelişmiş sermaye piyasalarıdır. Daha az köklü olan yatırım yapılabilir piyasalarıdır. Bu piyasalar daha çok yüksek getiri arayan yatırımcıların tercih edecekleri piyasalar olup gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalara göre oldukça risklidirler. Uluslararası piyasaları ele aldığımızda likidite, vergilendirme, borsa gösterge endeksi ve riskten korunma imkanlarının varlığını dikkate almalıyız. Borsalar genel olarak birbirlerine benzeseler de bazı ayrışan yönleri de vardır. Bu farklılıklarsa organizasyon ve sahiplik yapısı, kotasyon şekli, kayıt ve takas sistemi, bilgisayarlaşma ve çevrimiçi emirlerin yerine getirilmesi gibi konularda karşımıza çıkar. Borsa denildiğinde genelde menkul kıymetler borsası aklımıza gelir. Ancak borsalarda sadece menkul kıymetler alınıp satılmaz. Başka tür emtiyalarda alınıp satılır. Bono ve tahvillerin alım satımı menkul kıymetler borsalarında gerçekleştirilirken, döviz ticaretinin yapıldığı döviz borsalarıyla ticari mal ve hizmetlerin alım satımının gerçekleştirildiği emtia borsaları da vardır teknolojinin gelişmesi ve küreselleşme ile kar amacı güden borsaların da yaygınlaşması sağlanmıştır. Böylece uluslararası yatırım fırsatları ortaya çıkmıştır. Yatırımcılar dünyanın her yerindeki piyasalara ulaşabilir olmuşlardır. Bu da yoğun rekabeti getirmiştir. Borsaların da değişen koşullara uyum sağlamaları gerekmiştir. Önerilen çözüm ise kooperatif benzeri yapıdan uzaklaşıp verimliliğin esas alındığı kar amacı güden bir şirket yapısıdır. Borsalar arası işbirlikleri, satın almalar ve devralmalar yatırımcılara, aracı kurumlara ve borsaya çeşitli avantajlar sağlar. Bu avantajlara şu örnekleri verebiliriz. Ortalama işlem maliyetini azaltır. İşlem hacmi artmaktadır. İşlem hacminin artması, takas mekanizmasının daha etkin çalışmasını sağlar. Böylece ek masrafların azalmasından neden olur. Birden çok borsa yerine tek bir borsada işlemlerin gerçekleştirilmesi, donanım, yazılım ve nitelikli insan kaynağına ihtiyacı azaltır. İşlem hacmi ve likiditenin artması, alış-satış fiyat farkının ve volatilitenin azalmasına neden olur. Borsalar arası yaşanan birleşmeler bazı faydaları beraberinde getirir. Borsalara sağladığı faydalara baktığımızda birleşmenin sağladığı sinerji etkisiyle maliyet avantajları söz konusu olur. Örneğin borsaların alım satım işlemlerini elektronik sisteme taşımaları maliyet azalışına neden olur. İki ya da daha çok borsa birleştikten sonra profesyonel yatırımcıların taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan yeni teknolojik yatırımlara fon ayırabilir. Yatırımcılara sağladığı faydalarsa yatırımcılara farklı coğrafyalardaki piyasalarda daha düşük maliyetle alım satım işlemini gerçekleştirme fırsatı sunmasıdır. Birleşen borsalar daha az sayıda işlem platformu vasıtasıyla işlemleri daha basit hale getirir ve aynı zamanda daha ekonomik sonuçlar doğurur. Programımızda son olarak borsalar arası entegrasyona değinebiliriz. Finansal küreselleşme ve uluslararası finansal entegrasyonu birbirleriyle yakından ilişkili görebiliriz. Entegrasyon olgusu ortak kurallar Eşit erişim hakları ve piyasa katılımcıları açısından eşit düzenlemeler üzerine inşa edilmiştir. Finansal entegrasyon dinamik bir süreç olduğundan etkileyen çok sayıda faktör vardır. Sermaye piyasaları arasındaki entegrasyon düzeyini etkileyen çok sayıda faktör olsa da biz şu örnekleri verebiliriz. Ortak para, benzer ülke grupları, dış ticaret hacmi, piyasalar arasındaki coğrafi ve kültürel yakınlık, politik belirsizlikler yasal düzenlemeler, işlem maliyetleri vergiler, bilgi edinme kolaylığı. Değerli arkadaşlar, Borsaların Yapısı ve işleyişi Dersi kapsamında Borsaların Uluslararasılaşması konusunu değerlendirdiğimiz programımızın sonuna geldik. Bu bölümde sizlere finansın uluslararasılaşmasını, gelişmiş, gelişmekte ve sınırdaki piyasaları, borsaların uluslararasılaşmasını ve entegrasyonunu tanıtmaya çalıştık. Aynı zamanda kitabımızın son ünitesi olduğundan son dersimizi de beraberce tamamlamış olduk. Aklınızda kalan soru işaretleri için ders kitabınıza veya açık öğretim sistemi bünyesinde sizlere sunulan diğer materyallere bakabilirsiniz. Hoşçakalın.